Meslekte kaçıncı sene abicim? 40 yıl oldu hocam. 40 yıl. 40 40 yıl. yıl. Ömrümün yarısından fazlası gitti. Nerelerde gitti abi? Nerelerde? Nerede başladık? Karanfil apartmanın en küçük dükkandan ikinci dükkana geçtik. Oradan İbrahim Soylu'nun iş dükkanına geçtik. En sonunda Hayri Kurt amcamızın oradan bu tarafa nakil olduk. Evet. Bayramlı Camisi'nin üzerine nakil olduk. Evet, şu anda yüzünüz gülüyor, Şükür, memnunsunuz yok değil mi? yok, çok memnunum. Yıllar, keşke yıllar burada olsaydı. Evet. Yani yıllar orada harcamışsa boşa. Evet. Boşa harcamışsa keşke burada olsaydı. En azından burada yaptığımız yakışıyor. Konulan yerine güzel buluyor. Gelenler herkes beğeniyor. Herkes mutlu, herkes seviniyor. Buranın ha bir şöyle bir şey diyor mesela sevdiğimiz, saydığımız dostlarımız diyor ki bizim de bir yerli marketimiz oldu diyorlar. Ne diyorlar abi oraya bir daha Bizim de şükür ki bir yerli yerli marketimiz market. oldu diyorlar yani. Ha, öbürleri bizi hep perişan etti ama bu yerli market bize çok şeyler verdi, verecek diyorlar. Bir de gördüğüm kadarıyla bu, yani burada en ünlü markalar gözüküyor şu Tabii anda yani. buradaki şey yok öyle şey altı merdiven altı değil. Hepsi bütün marka, hepsi sıfır, hepsi tertemiz. Herkesin beğeneceği kalite. Evet. Arası kalite arası gelecek, severse, hoşuna gelirse, fiyatını severse, mal severse alıp gidecek. İlla ki gelip de almak zorunda değil. Herkes gelip gezebilir. Evet. O şey yok. Yani kesinlikle öyle bir şey yok. İlla her gelen bir şey alacaksa bir şey yok. Severse, bakarsa, hoşuna giderse alacak. Öyle yoksa girmekten şey değil. Gezecek, tozacak, bakacak, kafasını uyan, sevdiği varsa alacak. Öyle şey yok yani burada. Peki Seyit abi, zor bir soru. Kimler geldi, kimler geçti abici? Yani bu 40 yılın içerisinde çok insan var değil mi? Hatıralarıyla dolu olan. Oho neler geldi ki hocam 40 yıl yani babanızdan Hacı Mustafa Sevim'den Ahmet Akbaş'tan Ahmet Akbaş burada. Ahmet Akbaş canlı yalnız öbür saydığım bu saydığım Hacı Mustafa Sevim baban neydi Akbaş Hasan Hüseyin Akbaş. Ondan Abi sonra şimdi ne bileyim yakalım biraz yani tamam, ben kimler gelmedi ki kimler geçmedi ki dünyanın %90'ı diyeyim yani %90'ı benim yanıma geldi gitti artist hacıdan öbür şey neydi sizin ona ne derler zayıf hacı abi var diye kırık evlerde evet. ondan ben ne Yok bileyim ya yok aklıma gelmiyor ki ya ama neler sen geldi neler yok 40 sen sene 40 sene dünyanın en bünyan. vicdanlı, en kaliteli adamısın yani, Ya esnafısın vicdan diyorum yıllarca. 40 sene Evet. şöyle aklıma Öyle gelmiyor daha. öyle tabii. Neler geldi? Ömrüm geçti. O fabrika mesela fabrika varken oranın yaptı o fabrika yaptıran yani taşına toprağına sebep olan Nuri Çin Yasin hala oranın ekmeğini yok. Hala şimdikilerde ne diyeyim artık beddua etmek yakışmıyor bize. Kapattılar. Herkes ekmeksiz bıraktılar yani. Orada en son 400 küsür kişiyle bıraktılar. Ondan sonra düştü 30-50'ye derken bitirdiler. Hala üzülüyorum. Bak orada mesela kocaman bir fabrika. Dünya kadar çalışsa hepimize bir ekmek, onlara hepimize bir ekmek vardı. Ama yediler, bitirdiler, bir şey olmadılar yani. Evet abi şimdi gelirken Ahmet abiyle konuşuyorduk biz de. Dedi ki işte kendi esnafımızın en önemli özelliği iyi günümüzü bilir, kötü günümüzü bilir. Tabii, Vicdanı tabii. bilir. Evet. Para Peki her zaman sorulmaz. bak, her zaman Seyit devamlı müşteri kayırır. Kendini gözetmez Kendim yani. ben zaten Allah razı olsun yani. hiçbir gün ben satıyormuş gibi olmadım Seyit ki. varken Kayseri'deki büyük marketler yoktu yani. Bu kadar Gen, vicdanın yerinde ken, ayrı bir durumda ben ya. bendeki Sevgili fır, de ben oldu bak bendeki fırsat hiç kimse de yoktu yoktu ki. yoktu he. Hiç kimse vicdanım ben hep satıyormuş gibi değil, hep satın alıyormuş gibi hareket ettim. Öyle gerçekten Yani öyle. şimdi Sağ biraz önce olsun ya. mesela başka Üzül yani. bir firmadan birisi geldi. Şunu alayım, şuna satayım. Hayır, sen satacağıma karışma dedim. Alırken Sen kazanırsın. satacağıma karışma. Öyledir Sen yani. bana kaça verdin onu bil dedim. Öbür sana boş ver. Ben o vicdanıma ben satacağım bilirim dedim yani. Onlar eğer Kayseri'nin dediğine kaldıysak Öyledir. burada Sağ ol. kimse ne mal yalabilir, ne yiyebilir, ne içebilir. Hep vicdanıma uydum. Şükür bugüne kadar küçücük 20 metrekareydi elhamdülillah. Çok güzel yani. Yani 150 metrenin üstüne yer verdi Cenab-ı Hayırlı Allah. olsun ya. Daha Çok bundan güzel. iyi güzel bir şey Gerçekten olur çok mu? güzel. Ne kadar şükretsek az az. Evet. Az gelir yani. Ne kadar şükretsem
şuraya az. Bana Cenab-ı Allah'ın verdiğini. Çünkü benim 20 metrekare yer var değil mi Ahmet? Evet, evet. 20 metrekare oldum şükran aldım. 20 metrekare yeri de var yoktu yani. Ha, şükürler olsun şuna bak. Daha bundan daha şükür olur mu? Bundan daha büyük şükredeceğim var mı? Ne kadar şükretsem yetmez, yetmez. Yani Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsem yetmez, yetmez. Az, az gelir. Ha, ömrüm boyunca şükretsem gene Cenab-ı Allah'a yetmez, az gelir yani. Şükürler olsun. Daha ne isterim ya? Bir taraftan da büyük bir şey oldu değil mi abi? Statü değişikliği oldu. Tabii yani. Canım, olmaz olur mu? Yerli bir market yok. Yerli bir market yok derken devasa bir yerli market yok. Yoktu, yoktu. Yani diyorlar zaten gelen mesela çok sevdiğim, saydığım kişiler diyor ki mesela şükürler olsun ki diyor bizim de bir yerli marketimiz oldu diyorlar. Bu da gurur verici bir şey yani. Tabii gurur verici bir şey ya. Adam öbür taraftakiler bizi boğdu diyor. Bize sıkıntı verdi ama siz bize sıkıntı vermezsiniz diyor. Her türlü burada imkan var. Her türlü mesela ucuzluk var. Öbür taraftaki 29'u çarpık olmuş 17 lira diyor. Ya 17 lira para kazanıyordu da niye 29'a satıyordun? Mesela Seyitben bir aylığına gelir alır 50 lira olsa ama oradan alır. Hani niye satıyordun diyor. Madem 29 lira 17 lira para kazanıyordun da niye 29'a satıyordun? Çarpık olmuş 29. İndirim 17. Madem 17'ye kazanıyorsun niye 29'a satıyordun? Seyit Güzelgöz niye 17'ye satıyordu? 16'ya satırken sen 29'a satıyordun? Olmaz işte. İşte bunu bizim vatandaşımız bilmesi gerekir. Bilecek. Bir gün, iki gün indirimle bu mal olmaz, satılmaz. Bu vatandaşa fayda sağlamaz. Bu zarar getirir. 17'ye satıyorsan, para kazanıyorsan 17'ye devam edeceksin. 3 gün sonra 29'a çarpmayacaksın. Ha buradaki neyse bitene kadar 100 gol alırım misal. 50 gol üstüne bana kalırsa 50 gol müşterim kazanır yani oraya veririm ben. Ha bugün diye 3500 lira makarna satıyor. Satabilen varsa buyursun. Ha 3500 satan. Ha orada 4500'e satıyor. Ben 3,5 liraya satıyorum. Niye? 3 ton değerle 5 ton aldım. Burada herkes kazandı. Ben kazandıysam müşterim de kazandı yani burada. Öyle şey diye bu ticaret. Peki açılış ne zaman inşallah? Açılışı çok yakında yaparız hocam. He, işte şu şeyler, bakortlar, şunlar, onlar biraz hazırlıklar sürüyor. Hazırlık devam eder inşallah. Hazırlık az kaldı inşallah. Dünyalı hemşehrilerimize son bir mesaj var mı? Vallahi son bir mesaj. Buraya kim gelse gelsin bakacak görecek ve cebine en azından 3 lira 5 kuruş neyse bir bırakmadan göndermem. Kazanır yani. Buraya gelen herkes bir şeyler kazanacak. Onun için açıldı bura. Bu benim bünyanlım için açıldı. Dışarıdaki beni ilgilendirmez. Benim bünyan halkı sevdiğim, saydığım eşim, dostum gelecek buradan bakacak. Gözüne çalan, sevdiği varsa alacak. İlla gelip de buraya bakmak parayla değil. Gelecek, bakacak. Severse alacak. Burada odur. Şey yok. Bütün bünyanlı sevdiklerim, saydıklarım, hemşerilerimi sevgi ve saygılarımı sunarım. Herkesi beklerim.